Sonra nasıl oturacaksın? Şu anda Ankara'dayız ve buradaki röportajlarımız devam ediyor. Ankara Resis Otel'in genel müdürü Kuntay Kartal ile birlikteyiz. Şu anda hem bu otel hakkında hem de Kars Ardahan Iğdır bölgesindeki turizm konaklama hakkında görüşeceğiz. Belki onun göstereceği yol ve önerileri bu bölgedeki turizm yapan arkadaşlara faydalı olabilir diye düşünüyoruz. Efendim kısa bir tanıyalım. Bize otelcilikten ve bölgedeki turizm hakkında biraz bilgi verir misiniz? Öncelikle bize hoş geldiniz. Sizleri ağırlamaktan her zaman için onur duyduk. Kısaca kendimden bahsedecek olursam adım Kuntay Kartal. Ardahan Halilefendi Mahallesi'ndenim. 21 yıldır turizm otelcilik sektöründe ülkemize hizmet etmeye çalışıyorum. Şu anda da Ankara'da Ankara Resis Otel'in genel müdürü olarak vazife yapıyorum. Otelimiz 4 yıldızlı. Kızılay merkezde bulunuyor. Birçok konforlu odası ve sosyal alanlara bulunuyor. Arzu eden hemşehrilerimizi Ankara ziyaretlerinde burada ağırlayabiliriz. Şimdi diğer taraftan bölgemize gelecek olursak, yani memleketimize gelecek olursak, Ardahan Kars coğrafyası aslında turizme çok uygun, büyük bir potansiyel taşıyan bir coğrafyadır. Bunun içinde tarihi eserler, kuş gözlemciliği, alternatif turizmleri ortaya koymak ve yapmak mümkündür. Kuş gözlemciliğinden tutun da paraşütçülüğe kadar. Hakeza aynı zamanda Çıldır Gölü'nde yatçılık bile yapmak mümkündür. Sadece yapılması gereken şey girişimcilerin veya bunu yapacak olan kişilerin, derneklerin, kurum kuruluşların, şahısların bir an önce ortaya çıkması. Bölgemizin bir şekilde en azından ilk etapta Doğu Anadolu bölgesi illerinin çekim merkezi olması yolunda adımlar atılmalıdır. Ayrıca bölgemize gelecek turizm ekonomik anlamda bölgemizi tamamen değiştirecektir ki zaten sanayide yok. Yapılması gereken tek şey turizm üzerinde bence Kars Ardahan coğrafyasında yoğunlaşmaktadır. Zaten bunun temeli de var. Sarıkamış yetiyor mu size? Ne gibi duyumlar alıyorsunuz? Sarıkamış, Uludağ, Palandöken, Kartalıkaya'dan sonra adını sıkça kayak turizm için duyduğumuz bir yer. Bununla elbette de övünüyoruz. Nitekim çok güzel ve büyük tesisler var. İnsanlarca da biliniyor. Bildiğim kadarıyla Rusya'dan ve komşu Türkiye Cumhuriyetlerinden misafir ağırlıyorlar. Aynı şeyin Yanlış Çam'da, Ardahan'daki kayak tesislerinde yapılması da mümkündür. Tesisleşmek, pistleri daha kaliteli hale getirmek, zengin misafirleri bölgeye çekmek için yeterli olacaktır. Hem de ekonomik anlamda gelir sağlamanın en önemli bacasız sanayi dediğimiz turizmi geliştirmek bölgemiz için çok olası ve mümkün bir süreçtir. Peki şimdi şeyde otel yok. Yanlış anda otel yok. Evet. Vardaki normal 40-50 yatak. Evet. Yani konaklama olmadan 10 milyon euro zannediyorsam şu anda yanlış anda kayak testlerine bir yatırım var. Evet. Konaklama olmasa Kafkaslar'daki kış turizmine gelen kayakçıları falan bunlar nasıl ağırlanacak? Konaklama olmadan kayak turizminin yapılması çok olası değil. Lakin devletin bir otel yapması söz konusu olmayacağı için bölgemizde ileri gelen turizmciler, iş adamları var. Antalya bölgesinde ve büyük şehirlerde otelleri olan bazı büyüklerimiz var, iş adamları var. Buradan bu vesileyle de onlara da sesleniyorum. Memleketimizde bir nebze de olsun bir yatırım yapalım. Turizmin önünü memleketimizde açmaya çalışalım. Bir Ardahanlı olarak, Yanlışçam kayak testlerini böyle hem ziyaret hem incelemek için bir grup gitmeyi düşünüyor musun? Mesela tur operatörü gelir buraya. Evet. Buna benzer böyle bu turizm oraya bölgeye çekecek aracı firmalar var. Hı hı. Onu düşünür müsün? Elbette öyle bir organizasyon içerisine girebiliriz. Lakin zannediyorum ki bu sene için artık geç kaldık. Çünkü neredeyse bahar ayları geldi. Önümüzdeki sene oraya çok örgütlü ve kalabalık bir şekilde ajantalarla, tur operatörleriyle beraber gidip oranın tanıtımını yapabiliriz. Bu mümkündür önümüzdeki yıl için. Yani sonuç itibariyle memleketimiz için elimizden ne gelirse ortaya koyacağız, yapacağız. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Peki, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler.